Evrenin sonu nasıl gelecek? Evren ani bir patlamayla parçacıklarına mı ayrılacak? Kendi kendine mi yok olacak? Yoksa yavaş yavaş donacak mı? Bilim insanları sınırları zorluyor. Her şeyin sonunun nasıl geleceğine dair uçuk fikirler geliştiriyorlar. Evrenin sonunu izleyeceksiniz. Uzayın derinliklerinde bir savaş yaşanıyor. Kimse bunu göremiyor ama bilim insanları her şeyin farkında. Bu savaşın akıbeti sarsıcı. Evrenin sonu gelecek. Daha milyarlarca yıl olsa bile bundan kaçış yok. Evren nasıl son bulacak sorusu gökbilimcileri meşgul ediyor. Son teknoloji aletlerle gökyüzünün sırrını çözmeye çalışıyorlar. Olasılıklar ürkütücü. Bir teoriye göre çekim gücü evreni tıpkı havası kaçan bir balon gibi kendi içine çekecek. Evren eski haline geri dönecek. Bu teorinin adı büyük çöküş. Evren büyük bir ateş topuna dönüşecek ve kendi içine çökmeye başlayacak. Yani çok dramatik olacak. Diğer bir senaryoda büyük donma. Evren tüm yıldızların parlamasını sağlayan nükleer enerji bitene dek genişleyecek ama sonra yavaş yavaş soğuyup karanlığa boğulacak. İkinci olasılık biraz daha üzücü. Evren sonsuza dek genişleyecek fakat son derece soğuk ve yalnız bir yer olacak. Çünkü genişlemenin etkisiyle komşuları dünyadan uzaklaşacak. Galaksilerden ve yıldızlardan uzak, yapayalnız bir topluluğa dönüşeceğiz. Evreni her şeyin son atom molekülüne kadar bölündüğü şaşalı bir sonda bekliyor olabilir. Evrenin fazla şişirilmiş bir balon olduğunu ve birden patladığını düşünün. Bu büyük donmadan çok daha dramatik bir son. Büyük çökme kadar da muhtemel. Evren büyük bir ivmeyle büyümeye devam ediyor. Bu ivme o kadar güçlü ki uzay zaman dokusu evreni bir arada tutmaya yetmeyebilir. Nasıl son bulursa bulsun, sonuçları dramatik olacak. Evrenin nasıl son bulacağını anlamak için bilim insanları onun başlangıcına bakıyor. Gizem burada çözülmeye başladı. Pasadena, Kaliforniya'ya yüksekten bakan Mount Wilson gözlem edildi. 1929'da zamanın en büyük teleskobundan bakan Edwin Hubble tuhaf bir keşifte bulunur. Evren büyüyordur. Hubble'ın keşfi evrene yeni bir pencereden bakmamızı sağladı. Buna göre evren büyüyen, dinamik bir yapıya sahipti. Bu keşiften önce insanlar kozmolojiye farklı bir açıdan bakıyordu. Hubble'dan önce bilim insanları evrenin sabit ve değişmez olduğu görüşündeydi. Hubble'ın evrenin genişlediğini keşfetmesi bir çıkış noktasının varlığına delaletti. Her şeyin bir başlangıcı olduğunu. Bu keşif insanlarda filmi başa sarıp her şeyin nasıl başladığını öğrenme eğilimini doğurdu. İşte büyük patlama fikri de buradan çıktı. Büyük patlama. Saliseler içinde gerçekleşen bir patlamayla evren ve içindekiler atomdan küçük bir noktadan meydana geldi. Büyük patlamanın nerede gerçekleştiğini bildiğimize dair yaygın bir yanılgı var. Oysa ki büyük patlamayı uzayda genişlemesini hala sürdüren eş zamanlı bir varoluş gibi düşünmek daha uygun olur.
Evren büyük patlamadan bu yana genişlemeye devam ediyorsa, bilim insanlarının bu genişlemenin bir noktadan sonra duracağını da hesaba katmış olması gerekir. Ama asıl soru bunun nasıl olacağı. Buna en net cevabı çekim kanunu veriyor. Her çıkışın bir inişi vardır. Yıldızlar, galaksiler ve diğer her şey aksi istikamete doğru ilerleyebilir. Ama bilim insanlarının büyük çöküş adını verdiği bir teoriye göre evren kendi içine çökecek. Baş kısmını tut şimdi. Şuradaki tutma yerleri var ya, onları birbirinden ayır. Maket bir roket büyük çöküşün nasıl gerçekleşeceğine dair ipuçları sunuyor. Roket büyük patlamadan sonra uzayda genişleyen evreni temsil ediyor. İlk patlama roketin yer çekimi kuvvetinden kurtulmasını sağlıyor. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Oluşan basınç roketin fırlatma rampasından havalanmasını sağlıyor. Yer çekimi kuvvetinden sıyrılarak gökyüzüne doğru yükseliyor. İlerlemesi hiç durmayacakmış gibi geliyor. Ama yer çekimi kuvveti bunun sonsuza dek sürmesine izin vermez. Yakıtı biten roket bir metre daha yükseliyor. Duruyor ve inişe geçiyor. Büyük çöküşte öngörülen şey bu. Evren her parçasıyla fırlatma rampasına geri dönüyor. Evrenin kendi içinde bir ivmesi, bir enerjisi, bir ilerleyişi var. Ama evrenin bu ilerleyişinin durduğu bir nokta olabilir. Ve sonrasında tıpkı roket gibi sahip olduğu kütle çekim gücünün etkisiyle kendi içine çökmeye başlayabilir. Bu teoriye göre evren varoluş-yokoluş deviniminin sürekli gerçekleştiği o döneme, büyük patlama öncesindeki haline geri dönebilir. Ama büyük çöküş teorisi bilim dünyasında arka planda. Bilim insanları bir gücün evrenin çöküşünü engellediği üzerinde duruyor. Böyle bir gücün varlığı, evrenin yapısını anlamaya ve nasıl yok olabileceğine yönelik yeni teorilerin ortaya atılmasına neden oluyor. Evrenin nasıl tükeneceği sorusunun cevabı uzaydaki en ilginç ve gizemli fenomenlerden biri olan kara deliklerde gizli olabilir. Evrenin nasıl yok olacağını tahmin etmek için en gelişmiş teknolojiler kullanılıyor. Hawaii'de gözden uzakta bir adada gökbilimciler uzayda evrenin kaderini belirleyecek bir savaşı gözlemliyor. Yaklaşık 4300 metre yüksekte bulunan Keck teleskopları, kainatı daha net görmek isteyen gökbilimcileri uzaya biraz daha yaklaştırıyor. Gökbilimciler burayı tercih ediyor çünkü teleskoplar en iyi şehir ışıklarından uzakta ve kirli hava tabakasından yukarıda çalışıyor. Zorlu doğa koşulları burada çalışmayı güçleştirse de uzayın gizemlerinin peşindeki bilim insanları için burası bir cennet. Burası harika bir yer. Basınçtan dolayı çalışmak çok güç oluyor tabii. Ama bu teleskoplar inanılmaz güçlü. Biz durmak nedir bilmeyen hırslı gökbilimcileriz. Kolay cisimleri izlemiyoruz. Evrenin sınırlarını ve ilk dönemlerini anlamak için en uzağa bakıp görünmesi zor objeleri arıyoruz. Burada Richard Ellis gibi gökbilimciler, Edwin Hubble'dan bu yana tüm uzay bilimcileri yiyip bitiren bir problemi çözmeye çalışıyor. Evrenin genişlediğini biliyorlar. Bilmedikleri şey ise genişleme hızı. Cevapları geçmişte saklı olan bu gizemi çözene dek evrenin ne zaman yok olacağını tahmin etmeleri güç. Ben ve benim gibi gökbilimciler yere konuşlandırılmış bir teleskobu zaman makinesi olarak kullanıyoruz. Geçmişi anlamak için uzayda uzun zamandır bulunan uzak galaksiler üzerinde çalışıyoruz. Richard Ellis ve onun gibi bilim insanları teleskoplarını geçmişi aydınlatmak için kullanıyor.
Gelişen teknoloji sayesinde yeni yeni keşfedilmeye başlanan objeleri inceleyerek uzayla ilgili uzun vadeli teorileri onaylayacak türde şeyler görüyorlar. Gökbilimciler Einstein'ın tahminlerinden özellikle birinin uzayın vahim sonu için geçerli olabileceğini buldu. Einstein aslında evrende gördüğümüzden daha büyük bir kütle olduğunu söylüyordu. O uzayda ışığın bile karşı koyamadığı süper çekim alanları olduğunu tahmin ediyordu. Daha sonra gökbilimciler görünmeyen bir şeyden yoğun biçimde X-ray ışını saçan bir gezegen buldu. Kuğu takım yıldızında bulunuyordu ve hiç ışık yaymıyordu. Ama orada bir şey vardı. Bu X-ray ışınlarını saçan her neyse güneşten 7 kat büyük bir kütleye sahipti. Bir adı olmadığı için ona kara delik dediler. Kara delikler bilim insanlarının büyük çöküş teorisinin işleyişini anlamalarını sağlayan bir benzerlik gösteriyordu. Sönen bir yıldız kendi üzerine çöker ve küçük ama yoğun kütlesiyle tıpkı büyük çöküşteki gibi çok sayıda cismi kendine çeker. Kütle çekimi öylesine kuvvetlidir ki kara deliğin yakınına düşen hiçbir cisim yutulmaktan kurtulamaz. Işık dahi ondan kaçamaz. Görünmez ama fark edilebilir bir şeyin evrenin sonuna dair ipuçları sağlaması kafa karıştırıyor. Bu siyah muşamba uzayı temsil ediyor. Ve uzay görece düzdür. Ama üstüne büyük kütleli bir obje koyarsanız uzay eğilir. Bu madeni para düzgün bir dairesel yörüngede ilerlese de aslında kara delik onu kendi yörüngesine hapsetmiş durumda. Yörünge kara deliğe yaklaştıkça daralıyor ve sonunda kara deliğin içine giren peni gözden kayboluyor. Ya evren kendi üstüne çökerse, ya evrendeki tüm nesneler onu yutacak çekim gücüne sahip bir kara delik oluşturursa, o zaman sonunda büyük bir tekillikle karşılaşırız. Yani evrenin olası geleceğinde bir tekillikte son bulabiliriz. Birinden geldik diğerine gidiyor olabiliriz. Bu açıdan bakıldığında kara deliklerin bazı yönlerden evrenin oluşumunu sağlayan yapıyla benzerlik taşıdığı görülür. Yani evrenin sonu da olabilirler. Kara delikler uzayın derinliklerinde oluşur. Kara deliklerin kütle çekimleri evrenin çöküşüne neden olan ve karanlık madde denen gücün küçük ölçekte bir alternatifi olabilir. Bilim insanları karanlık maddeye kozmik tutkal da diyor. Merhaba. Merhaba Matthew. Biraz uzay bilim çalışalım. Karanlık madde sahip olduğu pozitif çekim gücüyle diğer nesneleri kendine çeker. Karanlık enerjinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama gezegenleri birbirinden uzaklaştıran negatif bir itiş gücü oluşturduğunu biliyoruz. Girdap Richard Ellis'in deneyinde karanlık maddenin çekim gücünü temsil ediyor. Şırıngadan çıkan yeşil boya ise evrende bulunan objelerin karanlık maddenin etkisi altına nasıl girdiğini gösteriyor. Karanlık maddenin varlığı evrendeki gazın odak noktasını oluşturarak maddeyi bir araya getirir. Samanyolu'nun evren genişledikçe devam eden büyümesi de böyledir. Büyük cisimler küçük cisimleri yutar. Bu kütle çekimin pozitif yapıcı gücüdür. Diyelim ki evrendeki tek güç bu ve evrenin genişlemesi bir gün durdu. Evrendeki düşüş de sona erdi. O zaman kütle çekim kuvveti genişlemeyi engelleyecek ve tüm objeleri büyük bir çöküşle toplayacaktır. Galaksilerin sınırlı sürede oluşumları karanlık maddenin eseri. Galaksilerin oluşması için atomik maddeye kalsaydık, bugün bu soruları soruyor olmazdık. Çünkü uzayda atomik maddeyi gaza dönüştürecek çekim gücünü üretmeye yeterli zaman yok. Bu yüzden sürecin oluşumuna ve hızlanmasına yardım eden bir karanlık madde olmak zorunda.
Evren hiçbir çökme işareti göstermeksizin genişlemeye devam ediyor. Bu da karanlık enerjinin itiş gücünün karanlık maddeden daha etkili olduğu önerisini akla getiriyor. Ama bunu ispatlamak için bilim insanlarının üzerinde çalışması gerekecek. İpucu bulmak için evrendeki en şiddetli güçlerden birini inceliyorlar. Evrenin genişleme hızını anlamak için patlayan yıldızlar üzerinde çalışıyoruz. Ömrü biten yıldızda bir patlama yaşanır ve yıldızın merkezinde bulunan enerji açığa çıkar. Güneş de öyle olacak. Çöken bir yıldızın dış yüzeyi genişler ve yıldız beyaz cüce adı verilen bir cisme dönüşür. Bazen beyaz cücelerin yörüngelerinin yakınında hareket eden başka yıldızlar ya da bir komşu yıldız olabilir. Komşu yıldızın döküntülerinin beyaz cücenin üzerine düşmesi muazzam bir patlamaya yol açabilir. Bu da uzayda görsel bir şölene neden olur. Bilim insanları Hubble teleskobuyla çekilen bu resimdekine benzer süpernovaların ya da patlayan yıldızların evrenin genişleme hızını açığa çıkarmada kullanılabileceğini düşünüyor. Çünkü kısa süreli ve parlak patlamaları evrenin genişlemesini izleme imkanı tanırken hızını hesaplamaya da yardımcı oluyor. Beyaz cüceler neticede nükleer bombalara benziyor. Belirli bir sürede ve parlaklıkta patlayıp belirli bir sürede bu parlaklıklarını kaybediyorlar. Aslında alelade mumlara benziyorlar. Evrenin neresinde olurlarsa olsunlar sonunda hepsi aynı görünüme kavuşuyor. Gökbilimciler patlayan bu yıldızların hızını ve uzaklığını yaydıkları kırmızı ışığa bakarak hesaplıyor. Yıldız dünyadan ne kadar hızlı uzaklaşıyorsa yaydığı ışık da o kadar kırmızı oluyor. Bir süpernovanın tayfını izlerken kimyasal bileşenlerinin içeriğini anlayabiliyoruz. İlk patlamanın ardından süpernovanın çekirdeğindeki genişleme hızını hesaplıyoruz. Yani tekil olaylar üzerinde yaptığımız çalışmalardan çok sayıda çıkarımda bulunuyoruz. Galaksilerin genişleme hızı süpernova gibi yıldızları da içerir. Ve bu evrenin dışa doğru hareketini anlamakta kullanılabilir. Bunu biliyoruz çünkü galaksilerin hızlarını uzaklıklarıyla karşılaştırabiliyoruz. Bunlar gökbilimcilerin evrenin ilerleyişinin ne kadar yakın zamanda tersine döneceğine ve bir büyük çöküşte tekrar toplanacağına dair sordukları sorulara ipuçları oluşturuyor. Tabii elde edilen verilerden bambaşka bir sonuca da ulaşılabilir. Dr. Ellis, Hawaii'deki Keck Gözlem Evi'nde ipuçlarını değerlendiriyor. Teleskop büyük bir volkanın tepesinde, doktorsa adanın diğer ucundaki gözlem odasında. Yörüngeye getir. Böyle buraya mı? Kırmızı bölgeye ayarla. Bu arada Johan Ressar, Kaliforniya Pasadena'daki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde Hawaii'deki Keck teleskobunun görüntülediği uzak bir galaksinin ışığını hesaplıyor. Galaksiden gelen elementlerden herhangi birinin kırmızı tayfta olup olmadığına ve uzaklaşıp uzaklaşmadığına bakıyor. Hızına bakıp galaksinin dünyadan ne kadar uzaklaştığını anlayabiliyoruz. Evrenin nasıl hareket ettiğini ve genişlediğini de görebiliyoruz. Kırmızı kaymayı yorumlamak, evrenin nihai kaderini saptamada büyük önem taşıyor. Evrenin yeni yeni çekilebilen daha temiz resimleri sayesinde uzay bilimciler uzak galaksilerin kırmızı kaymalarının geçmişte tahmin edilenden daha büyük olduğu sonucuna vardı. Sonuçlar ürkütücü. Evren genişlemekle kalmıyor, hızlanıyor da. Uzayın izlenebilen bölümündeki hiçbir cisim evrendeki ilerlemenin sorumlusu olmasa da veriler su götürmez. Bir gücün kütle çekimine karşı koyduğu ortada. Uzay bilimciler bu güce bir isim veriyor. Karanlık enerji. Evren gençken en baskın güç kütle çekimiydi. Suyun yüzeyindeki partiküllere galaksi dersek, çekim gücünün etkisiyle bir arada durduklarını görürüz. Yaklaşık 7 milyar yıl önce karanlık enerji ve çekim gücü oldukça dengeliydi. Ama evren genişledikçe azalan yoğunluk yerini karanlık enerjiye bıraktı. Sonunda da evren hızlanmaya başladı.
Şu an karanlık enerji, uzaydaki mevcut baskın güç. Evren belli miktarda bir enerjiyle oluştu. Şimdi evrende ne kadar enerji olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Evrenin genişlerken dışa doğru ilerlediğini ve genişleme hızının arttığını da biliyoruz. Bilmediğimizse genişleme hızının yavaşlayıp yavaşlamayacağı. Hala bunu anlamaya çalışıyoruz. Evrenin sonunun nasıl geleceğini anlamak için ne kadar enerji olduğunu ve ne kadar karanlık madde olduğunu bilmek zorundayız. Evren var olduğu tarihten bu yana karanlık maddeyle karanlık arasındaki savaşa sahne oluyor. Bu güçler birbirlerine itiyor. Evrenin tarihini ve sonunu belirleyecek olan bu iki güç arasındaki savaş. Büyük çöküş teorisi bilim insanlarının karanlık maddeyi baskın güç olarak yorumlamasının bir sonucuydu. Ama gökbilimciler artık karanlık enerjinin çok daha güçlü olabileceğinden şüpheleniyor. Eğer öyleyse evreni dramatik ve şiddetli bir son bekliyor olabilir. Enerji güneş sistemi etrafındaki gezegen ve yıldızları birbirinden ayırır. Fakat bir yerden sonra maddenin kendini ayıracak kadar güçlenebilir. O zaman bağlar kopar, atomlar ayrışır, her şeyin miktarı ana elementlerine kadar azalır ve bu da evrenin sonunu getirir. Evreni bir arada tutan karanlık maddeyle onu ayıran karanlık enerji arasındaki savaş, evreni yok olmanın eşiğine getiriyor. Kazanan karanlık madde olursa evren çökebilir. Ama uzayda hüküm süren karanlık enerji olursa evren parçalara bölünebilir. Genişleme çok yüksek hızlarda seyrederse evren parçalanabilir. Kader ağlarını örüyor. Harikulade bir evren yaratmak için maddeyi hareket ettiren karanlık enerji evreni dışa doğru iterek yok oluşa sürüklemeye devam ediyor. Karanlık enerjinin savaşı kazanıp kazanamayacağını öğrenmek için bilim insanlarının önce evrenin genişleme hızını bilmesi gerek. Evrenin en belirgin özelliği genişlemesi. Her galaksi bir diğerinden uzaklaşıyor. Teleskoplarla gece gökyüzüne baktığınızda uzaktaki yıldızların, galaksilerin, gökada dizgelerinin bizden uzaklaştığını görebiliriz. Bu olayı şu balonda gösterebiliriz. Balonu genişletelim. Siyah balon üzerindeki her noktanın tıpkı gökyüzünde olduğu gibi birbirinden uzaklaştığını görüyoruz. Fakat evren ve genişleme hakkında bildiğimiz bir şey daha var. Genişleme hızı giderek artıyor. Evren hızlanıyor. Evrenin hacmi giderek artan bir hızda büyüyor. Ne hızda genişlediğini bilmiyoruz. Fakat bu hız fazlaysa dramatik bir şey olabilir. Evren bir büyük yırtılmayla parçalanabilir. Bunu getirmen çok iyi olmuş. Bu sınıfta yaptığım uygulamanın büyüğü olacak. Dr. Robert Caldwell, karanlık enerjinin evrenin genişleme hızına olan etkisini göstermek için dünya ile ilgili bir deney yapıyor. Deneyde kamyonete yerleştirilmiş bir paintball tabancası kullanılıyor. Namluyu istediğiniz açıya getirebiliriz. Nasıl ayarlayalım, nasıl istersiniz? Biraz daha aşağıda, böylece hepsini işaretleyebiliriz. Aracın yokuş aşağı gitmesini istiyor. Nasıl ki karanlık enerji evreni dışa doğru itip genişlemesine neden oluyorsa, yer çekimi kuvveti de aracı aşağı doğru çekiyor. Yer çekimi, kamyonetin artan bir hızla öne doğru ilerlemesine neden oluyor. Tabanca da birer saniye aralıklarla yere boya ateşliyor. Caldwell, kamyonetin ne kadar hızlandığını hesaplamak için boya izleri arasındaki mesafeyi ölçecek. Bu deneyde elde ettiği verileri, yer çekimi gücüyle uzaydaki karanlık enerjinin gücünü kıyaslamak için kullanacak. Evrenin genişleme hızının arttığını keşfedince büyük yırtılmayı düşünmeye başladık. Artış hızı bilinmiyor. Ve gökbilimciler günümüzde genişlemenin artış hızını tam olarak hesaplamak için uğraşıyor. Evrenin genişleme hızının geçmişte ne kadar olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Böylece gelecekte ne kadar hızlanacağına dair fikir edinebiliriz. Ne hızda genişlediğini bilmiyoruz. Belli bir hızı aştığını gösteren kanıtlar var. Bu aşım bir tepkimeye yol açarak evrenin parçalanmasına neden olabilir. Nasıl görünüyor? Harika. İyi veriler elde edeceğiz.
Sevindim. Neden ölçmüyoruz? Olur. Mezurayı tutar mısın? Tabii. Ben de ucunu tutayım. 1 metre 74 santimetre. Boya deneyinin amacı yer çekiminin görünmez gücünün çektiği kamyonetle evrenin genişleme hızı arasındaki paralellikleri bulmak. İyi ki uzun mezurayı getirmiş. Aralardaki mesafeler hızla genişliyor. Birkaç ölçümden sonra boya izleri arasındaki mesafe neredeyse 7 kat artıyor. Kamyonet uzayda olsaydı hızı 1 dakikada saatte 160 kilometreye ulaşacaktı. 10 dakika içinde ise bu hız saatte 1600 kilometreyi aşacaktı. Sayılar yükseliyor. Robert Colver için asıl soru uzayda da aynı ölçekte bir genişleme ve hızlanma olup olmadığı. Burada Eric'le tuttuğum veriler var. Bu aracın kat ettiği toplam mesafe. Bu da o mesafeyi aldığı süre. Yükselme eğrisinin parabolik şekli gayet güzel. Hızlanan her cismin eğrisi bu şekilde olmalı. Burada da başka bir hesaplama var. Bu evrenin ortalama genişleme hızı. Robert Colver'in hesapları dünyadaki etkilerin uzaydakilerle aynı olduğunu gösteriyor. Bu deney görünüşe göre uzayda gerçekleşen genişlemenin dramatik boyutları hakkında bir izlenim veriyor. Çıplak gözle birbirlerine olan mükemmel uyumu takdir etmek güç olabilir. Fakat size buradaki istatistiklerin evrenin genişleme hızıyla ilgili elde edilen verilerle çok iyi uyduğunu söyleyebilirim. Evren de kamyonet gibi sürekli hızlanıyorsa şu andan milyarlarca yıl sonra parçalarına ayrılabilir. Uzak tüm yıldızlar ve galaksiler birbirlerinden ayrılacak. Bizden uzaklaşacak. Dahası dünyanın ne donmaya ne de yalnız bir gezegen olmaya vakti kalacak. Bu oldukça ani, dramatik ve şiddetli bir son olacak. Yıldızlar, gezegenler, hatta atomlar bile ayrışacak, yırtılacak ve evrenin sonu gelecek. Bunun olmasına daha en az 50 milyar yıl var. Fakat yine de evren için ilginç bir son. Peki atomların ayrışması neye benziyor? Kahve fincanı gibi cisimler katıdır. Atomlar, cappuccino'yu tek bir damla bile sızmayacak şekilde tutacak bir cisim oluşturmak için bir araya gelir. Uzayda yolculuk edercesine fincana yaklaşalım. Molekülleri geçip atomları izleyelim. Katı fincan, maddeye dönüşmek için bir bağ oluşturan atom parçacıklarından başka bir şey değildir. Bu parçacıklar ayrışırsa, fincanı bir arada tutan bağlar işlevini yitirir. Atomlar molekülleri desteklemez. Minik parçacıklar arasındaki bağlar çözülür. Fincan şeklindeki madde varlığını sürdüremez. Atomlarına ayrılır ve yok olur. Robert Caldwell'in evren için öngördüğü son işte bu. O gün geldiğinde dünyadan ya da başka bir gezegenden baktığınızda gördüğünüz manzara şu olacak. Size doğru yaklaşan bir karartı. Karartı size doğru yaklaştıkça yıldızlar ve gezegenler gözden kaybolacak. Sonra o karartı dünyayı kaplayacak. Hemen ardından atomlar ayrışmaya başlayacak ve hepsi bu. Evren karanlığa gömülecek. Bu da evrenin sonu olacak. Robert Caldwell'e göre o anın gelmesine daha milyarlarca yıl var. Bilim insanlarına araştırmalarını tamamlamaları için bolca vakit kalıyor. Bir bakıma polisiye romana benziyor. Bu işin suçlusunu, kozmik hızlanmanın sorumlusunu bulmaya çalışıyoruz. Adını bildiğimizi sanıyoruz. Ona karanlık enerji diyoruz fakat hareket tarzını bilmiyoruz. Nasıl çalıştığını tam olarak anlamış değiliz. Hakkında daha çok bilgiye ihtiyacımız var. Karanlık enerjinin ardındaki fiziki koşulları öğrenmeliyiz. Ne yaptığını ve tam olarak neden meydana geldiğini bilmeliyiz. Bu sorulara cevap verdiğimiz takdirde evrenin nasıl son bulacağını çözebiliriz. Büyük yırtılma bir teori.
Dünyadaki atmosferin hemen üzerinde duran ve uzayı tarayan Hubble teleskobu, bilim insanlarına evrenin daha yumuşak ama bir o kadar kaçınılmaz sonuna dair ipuçları topluyor. Bilim insanları evrenin genişlediğini söylüyor. Genişleme, hangi hızda seyrettiğine bağlı olarak her şeyin parçalanmasıyla son bulabilir. Ama genişlemenin daha yavaş bir hızda devam etmesi de mümkün. Bu durumda evren parçalanmayacak ama karanlığa gömülüp soğuyacak ve yaşam duracak. Karanlık enerji uzayda sürekli sabit bir niteliğe sahipse ve şimdiki etki gücünü korursa, evren sonsuza dek genişlemeye devam eder ve üzücü bir sonla karşılaşır. Donar. Evrendeki her şey soğur. Büyük donma ve evrenin sonuna dair diğer tüm teoriler, Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen veriler ışığında üretiliyor. 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde dönüyor ve açık bir şekilde uzayı gözlemliyor. Dünyaya gönderdiği sıra dışı resimlerdeki netlik ve detaylar inanılmaz. Hubble sayesinde bilim insanları evrenin sonunun nasıl geleceğine dair daha iyi tahminlerde bulunuyor. Mesela burada uzayda belli bölgeye yönlendirilen Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği derin alan fotoğraflarını görüyoruz. Hubble fırlatılmadan önce yeryüzündeki teleskoplarla çekilen fotoğrafların boyutları mektup pulu kadardı. Ama Hubble'la çekilen ilk derin alan fotoğrafında bu fotoğraftakine benzeyen ve yer teleskoplarından daha önce görülemeyen 4000 galaksiye rastlandı. Hubble'ın gücü inanılmazdı. Bu lekelerin hepsi birer galaksi. Ve bu galaksilerin her biri yaklaşık 100 milyar yıldızdan oluşuyor. Gökbilimciler merakla Hubble'dan gelecek resimleri bekliyor. Her bir resim onları evrenin sonuyla ilgili gizeme bir adım daha yaklaştıracak. Farklı gecelerde, farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları bilgisayarlarda tararken başka galaksileri fark edebiliyoruz. Mesela şuradaki ufak leke sizin için bir şey ifade etmeyebilir ama o bir süpernova. Bu cisim Hubble Uzay Teleskobu fırlatılmasaydı hiçbir zaman keşfedilmeyebilirdi. Hubble yıldız ve galaksilerden fazlasını görüyor. Şu an evrenin anahtar bileşenlerinden birini gözlemliyor olabilir. Üstelik karanlık enerjinin etkisini yitirmesine ve büyük donmanın gerçekleşmesine neden olabilecek güçte görünmez bir bileşen var. Karanlık madde. Bilim insanları karanlık maddeden evreni bir arada tutan ve bir büyük yırtılmayı muhtemelen önleyen cisim olarak söz ediyor. Karanlık maddenin varlığına dair kanıtlar Hubble'ın yakındaki galaksilerden çektiği bazı resimlerde görülüyor. Bazen etrafında başka galaksiler varmış gibi çıkıyor. Oysa orada başka galaksi yok. Onlar arkadaki uzak galaksilerin yansımaları sadece. Gökbilimciler bu göz yanılsamasının karanlık madde kaynaklı kütle çekimsel merceklenme adı verilen tuhaf bir ışık oyunu olmasından şüpheleniyor. Uzak galaksilerden gelen ışık, yıldızların ve rotalarındaki karanlık maddenin yol açtığı uzay zaman eğriliği tarafından bükülür. Dünya ve uzaktaki galaksi arasında ne kadar çok karanlık madde varsa, o kadar çok ışık bükülmesi ve büyük donmayı tetikleyici güç olur. Yerçekimsel merceklenme, biz bilim insanları için bulunmaz bir araç, çünkü arka plandaki galaksilerdeki ışık oyunlarını hesaplayarak elde ettiğimiz verileri, karanlık maddenin farklı ölçeklerdeki dağılımının izini sürmekte kullanabiliyoruz. Gökyüzünde idealize edilmiş galaksilerin dağılımına bakıyoruz ve uzaktaki bu galaksilerden gelen ışıkların karanlık madde kümelerinde yansıdığını görüyoruz. Gördüğümüz şey aslında yok. Bu gözlük takıp farkında olmamak gibi bir şey. Bükülmenin boyutunu hesaplayabilirseniz, karanlık maddenin yerini tespit edebilir ve eğer karanlık madde varsa, madde etrafındaki evrenin kütle çekim etkisindeki davranışlarının gerektiği gibi olup olmadığını söyleyebilirsiniz. Karanlık madde mi yoksa karanlık enerji mi? Bilim insanları hangi gücün daha baskın olduğunu tespit ederse, evrenin sonunun büyük donmayla mı yoksa büyük patlamayla mı gerçekleşeceğini söylerken kendilerinden daha emin olacaklar. Eldeki en iyi veriler itici gücün karanlık enerji olduğunu gösteriyor. Ama ne ölçüde olduğu bilinmiyor.
Bu gizemin çözümü gökbilimcilerin evrenin ne hızla ilerlediğini ölçmenin yollarını bulmalarına bağlı. Yeryüzünde bir şeyin hızını ölçmek kolaydır. Mesela bir uçağın hızını hesaplayabiliriz. Ona bakıp kat ettiği mesafeyi ve bir noktadan diğerine ulaşma süresini göz önünde bulundurarak hızını kolayca hesaplayabiliriz. Ama bir yıldızın ışığı dünyadan milyonlarca ya da milyarlarca yıl sonra görülebilir. Öyle ki ışığı buraya geldiğinde kendisi çoktan yok olmuştur. Bu durumda hızını ve kat ettiği mesafeyi tahmin etmek oldukça güçtür. Evren genişliyor. Bilim insanlarının tek söylemediği genişlemenin tam olarak hangi hızda seyrettiği. Ama uzayın daha net çekilen resimleri bilim insanlarını gizemin çözümüne biraz daha yaklaştırıyor. Hubble uzay teleskobu fırlatılmadan önce fotoğraftaki bu galaksileri inceleyemiyorduk bile. Gelişen teknolojiyle birlikte yapabildiklerimiz inanılmaz. Evrenin evrim haritasını çıkarabiliyoruz. Şu an yapabildiklerimizi eskiden hayal dahi edemiyorduk. Uzaydan çekilen daha net resimler genişleme oranını tahmin etmeyi kolaylaştırıyor. Evren genişlemeye devam ederse sonunda enerji kaynakları biter, nükleer enerji ve yıldızlar tükenir, yok olur ve evren soğur. Büyük donma denen olay vuku bulur. Büyük donma senaryosuna göre evren genişlemeye devam ederse dünya yalnız ve soğuk bir gezegen olacak. Yıldızlar arasındaki mesafe öylesine açılacak ki neredeyse gözden kaybolacaklar. Zamanla sönecekler. Sonunda tüm evren donma noktasına gelecek. Bu fikirler Einstein ve Hubble'ın çalışmalarından doğdu. Ama ikisi de sonuçları görecek kadar yaşamadı. Edwin Hubble ve Albert Einstein bugün hayatta olsalardı, konuyla ilgili gelişmeler hakkında ne düşünürlerdi hayal edin. Einstein, evrenin genişlediği fikrine denklemlerinin doğal bir sonucu olarak vardı. Ama evren değişmiyor gibi göründüğü için kafası karıştı. Edwin Hubble, evrenin genişleme hızının düşüp düşmediğini hesaplarken hayal kırıklığına uğradı. Aslında ikisi de yanılıyordu. Genişleme hızı artıyordu. Einstein, izafiyet teorisi kuramını geliştirdiğinde, dünyanın yer aldığı Samanyolu dışında başka galaksi olduğu bilinmiyordu. Evrenin genişlediği biliniyordu. Einstein bulduğu denklemlerle evrenin hareket ettiği gerçeğini haykırmasına rağmen evrenin büyüdüğünü ya da küçüldüğünü söyleyecek cesareti kendinde bulamadı. Yine de çalışmaları çığır açarak büyük donmaya neden olabilecek güçler olan karanlık maddeyle karanlık enerjinin tanımlanmasına öncülük etti. Bu küre büyük donmanın ardındaki ilkeleri örnekle gösteriyor. Küreden çıkan misketler büyük patlamadan sonra oluşan yıldızları temsil ediyor. Karanlık enerji yıldızları dışa doğru itiyor. Karanlık madde ise hızlarını yavaşlatıyor. Büyük donmada genişleme devam edecek. Ama yıldızların parlamasına neden olan nükleer enerji sonunda bitecek. Dünyadan bakıldığında ilk kaybolan güneş ışığı olacak. Güneş kalan son nükleer enerjisini de tüketince sönecek. Dünya soğuyacak, yaşam duracak, insanlar yok olduktan milyarlarca yıl sonra da uzay gözden kaybolacak. Çok az sayıda yıldız kalsa da çoğu uzaklaşacak. Evreni aydınlatan enerji bitecek. Kararan evren genişlemeye devam edecek. Bir zamanlar hayat dolu varlığından geriye donmuş ve yaşamsız bir gezegen kalacak. Eğer bu böyle devam ederse ve enerji yoğunluğunda hiçbir değişim olmazsa, evren sonsuza dek genişlemeye devam eder ve hiç durmadan soğur. Komşu galaksiler bizden öyle hızlı uzaklaşır ki onları görmeye bile fırsatımız olmaz. Sonuçta evren soğuk, karanlık ve yapayalnız bir yer olur. Gökbilimcilerin karanlık madde ve karanlık enerji hakkında öğrenmeleri gereken daha çok şey var.
Ve bu uydu uzayın derinlikleriyle ilgili çok sayıda yeni bilgi aktarıyor. Bilim insanlarının evrenin geçmişini ve kaderini yorumlamalarına yardımcı olacak veriler yolluyor. Gece gökyüzü sakin ve huzurlu bir yer gibi görülebilir. Ama aslında onun sonunu hazırlayan bazı güçler mevcut. Bilimsel gelişmeler sayesinde bilim insanları evrenin büyük sırlarını ve nihai kaderini çözmeye bir adım daha yaklaşıyor. Evrenle ilgili bilmecenin çözümü bu çok renkli şekilde saklı olabilir. Onu inanılmaz kılansa evrenin yaratılış anının haritası olması. Daha da ilginci, evrenin sonuyla ilgili tahminlerinde gökbilimcilere yardım edebilecek bir olayı aydınlatması. Bunu kaydeden makine uzayda hiç durmadan ölçümler yapan bir NASA uydusu. Adı da WMAP. Burada evrenin görünen yüzüne bakıyoruz. WMAP'nin ölçtüğü bu ışık, büyük patlama sonrası oluşan ısının kalıntısı. Bu evrendeki en eski ışık. Evrenin ilk dönemine ait bu kalıntı maddenin içeriği, genişleme oranı ve evrenin oluşumuyla ilgili bize çok şey anlatıyor. WMAP, 21. yüzyıl uzay biliminde çığır açan bir gelişme oldu. Ondan önce hiçbir şey büyük patlamadan arda kalan enerjinin bu denli net fotoğraflarını sağlayamamıştı. Bilim insanları bu enerjiye kozmik mikrodalga artalan radyasyonu diyor. WMAP kozmik mikrodalga artalan radyasyonundaki ısı farklılıklarını ölçüyor. Peki bu sayede evrende hangi gücün hüküm süreceği ve uzayın sonunun nasıl geleceği tahmin edilebilir? Mavi noktalar, büyük patlama sonucu oluşan ve ısı ortalamasının altındaki mikrodalga ışığında bulunan bölgeler. Kırmızı noktalar ise ısı ortalamasından daha sıcak olan bölgeler. WMAP tarafından açığa çıkarılan ısı farklılıkları, maddenin özü ve evreni bir arada tutan enerji hakkında bilim insanlarına veriler sağlıyor. Bilim insanları ışık şablonlarını analiz ederek hem maddeyle hem de evrenin sonunun nasıl geleceğiyle ilgili ipuçları elde ediyor. Henüz elektromanyetik tayfın çok küçük bir bölümünün fotoğrafını çıkarabildik. Daha kat etmemiz gereken çok dalga boyu uzunluğu var. WMAP ile ölçtüğümüz dalga boyları mikrodalga fırınlarda suyu ısıtmak için kullandığımız dalgayla aynı. WMAP öyle kusursuz ki 1/1000 derece kadar ufak bir ısı değişimini dahi tespit edebiliyor. Bu hassasiyet bilim insanlarına karanlık maddenin karanlık enerjiye oranını hesaplamalarında yardımcı oluyor. Üstelik evrenin kaderini belirleyecek olan bu güçler. Tüm bu farklı ölçümleri topluyor, değişimleri görmek için bir harita oluşturuyoruz. Haritanın rengini koyulaştırıp açıyoruz ve büyük patlamada oluşan bu kırmızılığı ortaya çıkararak değişimleri görebiliyoruz. Gary Hinshaw rengini ayarlayana dek bir şeye benzemiyor. Ayarlandıktan sonra ise WMAP'nin ölçümleri hayat buluyor. WMAP'nin ölçümleriyle oluşan bu şekil bizi uzayda geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor. Bu, evrenin kaderine dair yeni fikirler edinmemizi sağlayabilir. Uydudan uzaklaşıp, topladığı ışığın çizdiği yolu takip ederek, Mars'ı, Jüpiter'i ve ışığının dünyaya yansıması bile bir saat süren Satürn'ü geride bırakıyoruz. Daha sonra Samanyolu'nu da geride bırakıp ışığının bize ulaşması 2.3 milyon yıl süren en yakın galaksi Andromeda'yı geçiyoruz. Bu da zamanda 2.3 milyon yıl geçmişe gitmemiz anlamına geliyor. Ve nihayet 13 milyar yıl öncesine varıyoruz. Görünür ışığın başlangıcına. Ondan önce aşırı ısınan hidrojen gazı her yeri kaplıyordu. WMAP tarihteki bu anı görüntüleyebiliyor.
Evrenle ilgili önemli gerçekleri ve onu yok oluşa sürükleyen güçleri doğruluyor. WMAP sayesinde evrenin sonuyla ilgili tahmin yürütmek daha kolay. Elde ettiği veriler, gökbilimcilerin çalışmalarıyla birleşerek hızla genişleyen evrenle ilgili muhteşem keşiflere öncülük ediyor. Hızlı genişleme, karanlık enerji teorisiyle büyük donma ve büyük yırtılma olasılıklarını destekliyor. Son 10 yılda elde ettiğimiz verilerden, karanlık enerjinin karanlık maddeden 2'ye 1 oranında daha fazla olduğunu biliyoruz. Yani karanlık enerji, evrendeki baskın güç. Kanıtlar ortada. Karanlık enerji gücünü hissettiriyor ve bu bilgi doğrultusunda gökbilimciler evrenin başlangıcı ve sonuyla ilgili yeni fikirler üretiyor. Karanlık enerjinin keşfinden önce her şey daha basitti. Evrendeki maddenin miktarını belirleyebilirsek nihai kaderiyle ilgili daha çok şey söyleyebiliriz. Her şeyin kolay olduğu günler geride kaldı. Kanıtlar güçlenerek evrenin genişlemeye devam edeceği fikrini destekliyor. Peki bunu bilmek her şeyi çözüyor mu? Son yüzyılda evrenin gelişimi ve genişlemesiyle ilgili öğrendiklerimizle büyük mesafe kat ettik. Ama bu sefer de cevaplayabildiğimizden fazla soruyla karşılaştık. Sanırım önümüzdeki 10 yıl çok daha ilginç geçecek. Gökbilimciler olarak ortaya atılan teorilerle başa çıkmamız gerekiyor. Ayrıca tüm bu sorulara bir an önce yanıt bulmak zorundayız. Gelecek beni heyecanlandırıyor. Çünkü bir şeyi yerinde araştırabiliyorsan, onu test ediyorsun demektir ve bilim bunu gerektirir. Karanlık madde ve karanlık enerji arasındaki savaşın daha milyarlarca yıl sürmesi bekleniyor. Son aşamaya gelindiğinde insanlar yeryüzünden çoktan silinmiş olacak. Ama bilim için hiçbir araştırma evrenin nasıl var olduğunu, nasıl çalıştığını ve nasıl son bulacağını anlamak kadar önemli olmamıştır. Bu hiç bitmeyen arayış, gökbilimi sürekli meşgul ediyor. Gökbilim bazı derin sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Evrenin esas bileşeni ne? Karanlık maddeyi oluşturan ne? Ve en gizemlisi, evren nasıl yok olacak?